Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bir izleyicimden aldığım bir bilgiye dayanarak bir video çekeceğim. Ya yani bilgi değil. Bilmediği bir şey öğreteceğim bu izleyenlere, izleyicilerime. Ticket'ın nasıl doğru bir şekilde atıldığını ya da daha doğrusu nasıl bot değil de gerçek bir insanın cevap verebileceğini anlatacağım. Önce ticket atacağınız yeri göstertim. Bazıları bilmiyormuş. Riot Games yazıyorsunuz. No herhangi bir şekilde Riot Games yazıyorsunuz. Buradan Valorant'a tıklıyorsunuz. Valorant'ın sitesine atıyor. Her her oyunun kendi sitesi var. Buradan Play Now diyorsunuz. Buradan in diyorsunuz. Ve e, giriş yaptığınızda sizi böyle bir ekrana atıyor. Buradan böyle bir ekrana atıyor. Valorant'ın kendi sitesine giriş yapmış bir şekilde. Bakın ben benim nickname'im. Böyle bir ekrana atıyor. Buradan support, support'a tıklıyorsunuz. İşte orada normalde giriş ekranı çıkıyor. Bu normal şeyde de yapabiliyorsunuz. Ignition. Şöyle sizi de anlayacağınız bir şekilde göstereyim. Bir bölüm Ocak tarihinin sona erecek. Rekaba şu anda devre dışı bırakılacak. Birinci bölüm içinde rütbe ödülleri, ikinci bölüm başlangıcında veya... Ha, bu e, ikinci bölümün geleceğini duyuruyordu. Tamam, bunluk bir işimiz yok. Size nasıl yardımcı olabilirim? Önemli konu bu. Burada tekrar mı giriş yapmamı istiyor? Ha. <laughs> Otomatik zaten burada giriş yaptığım için, ya az önceki sitede giriş yaptığım için. Sizin bu arada e, hastayım, biraz kusura bakmayın. Ee, şey yaptığım için böyle gözüküyor Bir biletlerim burada e, Şöyle bir bilet gönderdiğinizde Burada bütün biletleriniz gözüküyor sırayla Hatta bakayım Bilet tickets Bakın sold Çözüldü şeklinde böyle gözüküyor 18 gün önce ben biletlerimi Farklı hesaplardan atıyorum çünkü Sürekli cevap verilsin diye Mesela ben bilet gönderdiğimde Benimkine cevap verilmiyor Başkasına cevap veriliyor olduğu için Başka başka hesaplardan bilet gönderiyorum Yaklaşık zaten benim videolarım, gameplay videolarımda da bakmışsınızdır. Ee, bazı hesaplarım var, farklı hesaplarım. Düşük ranklı, büyük, yüksek ranklı fark etmiyor. Buradan bir bilet gönder'e tıklıyorsunuz. Türkçe alabilirsiniz. Ben Türkçe kullanıyorum. Ya da şuradan TR, TR yapabilirsiniz. Hiç fark etmez faturalandırma ve ödeme. Buradan ticket atacağınız şeyi seçiyorsunuz. Genel oyun bildirimi, teknik sorunlar. Ya farklı sadece hili için değil. Burada oyuncuyu rapor ettiği bir seçenek var. Report a player. İngilizce ise de böyle report a player olarak gözüküyor. Ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Mesela oyundasınız. Karşınızdakini rapor ediyorsunuz ya. Onu sadece takımca bakın takımda 5 beş kişiyseniz 5'inizin de bir kere sadece rapor etme hakkı varmış gibi düşünün. Hepiniz bir kere rapor edin. Hani her oyun her round başı ben bu adamı rapor edeyim. Bu adam her round başı ince öyle olmuyor beyler. O spama düşüyor. Spama düştüğü için Riot yetkilileri de bunu ciddiye almıyor. O yüzden geçip gidiyorlar. Mesela ben şöyle örnek vereyim. Ee, o yüzden pardon konuya atladım. Yani spama düştüğü için görmüyorlar. O yüzden şöyle yapın. Bir kere bir kere rapor edin. Altına açıklamasını mesela yazın ki cheat'ı seçin. Hile ise karşınızda. Diye ki karşımdaki şu şu etiketli arkadaş benim maçımda hile kullanıyor deyin. Ve rapor edin. Sadece bir kere. Ve sürekli, bunu sürekli yaparsanız sıkıntı. Bu etiketini göremiyorsanız da oyun sonu yapabilirsiniz. Ondan yana bir sıkıntınız olmasın. Konu ben bazı AFK sesli sohbet yok bu e, Rus hesaplarında sesli sohbetin olmaması falan video kanıtlı hile ben böyle atıyormuşum tıkıtımı görüyorsunuz bildirmek istediğiniz oyuncunun aydısı Aa, bakın ilk videomdaki görüyorsunuz ilk videomdaki çocuklar Zer, FTB, Quantum, 00. Bu hesaplar ban yedi zaten. Çözüldü olarak gösterdim zaten az önce. Açıklama. Buraya açıklama yazabilirsiniz. Onu ben mesela açıklama yazmamak için, Riot'u uğraştırmamak için, şöyle bir şey yapıyorum. Ee, adını siz söyleyin. Açıklama yapmıyorum. Şuradan ekler kısmına gelip, Ben kendimden çektiğim herhangi bir videoyu, bakın bir sürü video çekmişim, çektiğim herhangi bir videoyu böyle tıklayıp işaretleyip seçiyorum. Buraya otomatik geliyor. Benim aslında YouTube'a başlangıcım da böyle. Video çok büyük olduğu için buraya gelmiyordu. Ben de şey yapmıştım. YouTube kanalıma yükledim. O 100 bin, 110 bin falan izlenen videomu YouTube kanalına yükledim. YouTube kanalına yüklediğim için e, buraya sadece linkini attım. Bakar mısın? E, video, videoda karşımdaki iki oyuncu da hile diye. O bir zaman benim takımındaydı. Ben takımındaki yazdım. Karşımdaki iki oyuncu da hile mesela videonun linki altta mesela videonun linkini de alta yapıştırırsınız. Bu şekilde Ticket yolladınız. Ben ticket yollamayacağım. E çünkü sistemi gereksiz yere şey yapmak istemiyorum. Zaten bunlar ban yedi. Ticket yollamayacağım. E hadi silerim ticket'ı. Dur. Sileceğim ticket'ı sonra. Size gösterme amaçlı. S yazdım. Şimdi şöyle bir şey var. Bana bot cevap verecek büyük ihtimalle zaten. Burada e-posta'nıza da şey geliyor. E bu, bu bilet numaralı. Ticket'ınız incelenecektir diye geliyor. Ve size cevap vermelerini istiyorsanız şuraya gelip bu ticket'ın altına ticket oluşturabilirsiniz. Bu ticket'ın altına ticket. Yani bu ticket dediğim e-posta gönderme. Bunun altına ticket oluşturun. Ya da sakın bakın kesinlikle sakın tekrar bilet gönder kısmına gelip farklı bir bilet gönderirseniz. Bu hem spam'a düşer hem de yani spam'a düşmese bile Çok 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 sonra cevap alırsınız ama buradan my tickets'a gelip Burada bakın waiting your reply Cevabınız bekleniyor ha benim cevabım mı Ha bot cevap vermiş bile <laughs> görüyorsunuz bot çok hızlı Bot bot çok hızlı Böyle bot cevap verdi mesela ben buraya gelip ee, size de büyük ihtimalle bot cevap verecektir Ben mesela gelip Botun, botun cevap vermesini istemiyorum ya da hala e, attığım benim şuraya ben öyle yapmıştım hayla attığım video incelenmedi gibi şeyler yazabilirsiniz. Attığım video incelenmedi gibi şeyler yazabilirsiniz. O yüzden sıkıntı olmaz. Dediğim gibi ya böyle e, bunun altına yazın. Ya da ticket yollayın diyeceğim. Ticket'ı ben önermiyorum. Yani bir kere ticket yolladıysanız altına bir daha ticket açın şu şekilde. Ya bu da bir daha ticket yani cevabınız bekleniyor diye bot cevap verdi sıradayım yani bu bir sıra. Hani nasıl bankalarda sıra numarası alıyorsanız benim sıram mesela geldi. Ben kasiyerle konuşmak varken bir daha gidip salak gibi bilet numarası alıyormuşum gibi düşünün. Bir daha ticket atarsam. Yani o yüzden bu yanlış. Ee, tamamıyla bu şekilde ticket atılıyor. Doğru ticket budur. Yani bir daha bir daha gidip de bilet numarası gönderip bilet numarası almayın bankada. Bakın kaç tane bilet gelmiş? Görüyorsunuz değil mi? Kaç? Kaç lan o? Dur. 3 56 56 milyon bilet. Mis. Gerçekten mis 56 milyon. Hepsine tek tek cevap vermek zor olsa gerek. Bana 30-14 yorum falan geliyor. Ben bunlara cevap veremiyorum. Ya o yüzden botu aktive etmişler zaten şu son zamanda. Ya beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Son kez diyorum. Bir biletin altına şu şekilde bilet gönderin tekrardan. Kesin. Bakın kesinlikle farklı bir bilet açmayın. Ve oyununuzda gelen hileciyi sadece ve sadece bir kere raporlayın onun dışında ekstra bir şekilde raporlamayınız. Raporlarsanız bu spama düşer ve sizi ciddiye almazlar. Hatta ciddiye almazlar, görmezler. Spama düştüğü için bot bakar, o da hiçbir şey yapmaz diyeyim. Dediğim gibi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.